Merhaba, hoş geldiniz. Camino filminin yorumuyla karşınızdayım. Öleceğini bilen tek varlık insan. Ölümü biliyor olmanın insan için trajik bir yönü var. Ve din bu trajediyi hafifleştirebilecek insanın elindeki en belirgin imkan aslında. Dinlenen bir hikayeyi sondan izlemeye başlıyoruz. Ölüm anında telkin ve tebliğ ile başladı film. Ve Tanrı adına konuşan bir dindarla karşı karşıyayız. Din algısının dezenformasyonunun bir göstergesi. Tanrı konuşuyormuş gibi Tanrı'nın adına konuşan bir inanan. Dini tüm hayattaki her şeyde olduğu gibi belli idrak katmanlarıyla anlarız. O dereceli idrak katmanlarından biri de hayatımızdaki her alanın şekli ve kuralsal bir boyutu olduğu gibi din algımızın da şekli ve kuralsal bir boyutu vardır. Bu şekli ve kuralsal boyutunun idrak seviyesinden başka idrak seviyeleri de barındırır ama biz dinin burada saf din algısıyla hayatın üstünden konuşan, hayatın daha alt derecede kaldığı üst bir dil tarzıyla konuştuğuna şahit oluyoruz. Hayatımızda başka her şeyi de, evliliği de, insan ilişkilerini de bazen sadece somut olanı üzerinden, kuralları üzerinden algılarız. Ama başka parametreler, başka idrak dereceleri ve başka katmanlar devreye girmezse eğer orada şekilci, kuralcı, yaptırımcı, didaktik kalmak zorunda kalırız. İşte bu aynı katmansızlık din dilinde de kendini gösterir. Filmin adının "Şeytan sizi Tanrı ile aldatıyor" olsaydı ben hiç şaşırmazdım. Şeytan gerçeği yanılsatarak bizi saptıracağını söylemişti. İşte burada da hayatı yok ederek, hayatın üstünde bir din diliyle, hayatın içinden seslenmeyen, içkin olmayan bir din dilinin biz didaktik, soğuk, itici diliyle karşı karşıyayız. Hayatla din arasındaki o ilişkiyi kurmaktansa, ki bu emek isteyecektir, belli bir ritim isteyecektir, devamlılık isteyecektir, süreç gerektirir bu. Onun yerine hayatla dini birbirine karşı unsurlarmış gibi gösterip, hatta bunu ahiretle dünyayı da birbirine zıt unsurlarmış gibi göstermek, bu ritmi ve bu emeği ve bu süreci, bu yolculuğu yaşamaktansa baştan ya ve ya da üzerinden karar verip birinden birini seçmek gerekliliğini sanmakla ilgili bir durum. Ya ve ya da ahiret dünya ile karşı karşıya geldiğinde, Tanrı veya dinle de hayat karşı karşıya geldiğinde, dindar saf din algısıyla diğerini seçmeyi dindarlık addedecektir. Böyle bir durumda yaşamayı seçmemek, Karakoç'un dediği gibi yaşamıyor, yaşamıyor, yaşamıyor gibi yaşamak, Karakoç'un kastettiği her ne kadar bu olmasa da buradaki irrasyonel din algısını doğuruyor ve dünyayı kerih, olumsuz anlayarak hayata dair, insana dair her şeyi olumsuzlayarak, onu yok ederek, üstünü örterek, görmezden gelerek yaşamak dindarlık oluyor. Yavrucak ise hayata dair bu küçük ömründe elde ettiği her şeyden direkt Tanrı'ya geçebiliyor. Filmde hayatla Tanrı arasındaki ilişkiyi yegane kurabilen insan olarak zaten bu küçük yavrucağın azize ilan edilmesi gerekiyordu. Kurumsal din dilinin azize ilan etmesinin sebepleri başka olmasına rağmen hakikatte azize ilan edilmeyi hak etmişti Camino. Karşımızda insani ilişkilerin tanrısal boyutu olduğuna inanan ve Tanrı ile ilişkisiyle insanla ilişkisini birbirinden ayırmayan, çok kolay geçişkenlik yapabilen bir dindarlık dilini Camino üzerinden seyrediyoruz. Kırmızı elbise rengiyle günahı çağrıştıran, bir kıza kız olduğunu hissettirmesiyle engellenmesi gereken bir unsur olarak addediliyor bu din dilinde. Fakat işin garibi bu din dili aynı inanç hassasiyetini fareyi kapana kıstırmakta göstermiyor ve orada ne kadar din dilinin nekrofilik olduğunu, hayatla barışık olmadığını görüyoruz. Fakat aynı fareyle Camino'muzun kurmuş olduğu ilişki onu yaşatmak üzere, onunla diyalog üzere. Yemek duasında babayla kızın karşı karşıya yemek duasının o ortamla hiç diyalog kurulmayan, sıcak ilişki halinde olmayan duası içerisinde birbirlerine gülümsemeleriyle duayı tekrar hayatın içerisinde bir dönüştürme çabalarına şahit olduk. Camino'nun okumak istediği kitapla kendisine alınan kitap arasındaki
Dualizmde her ne kadar annesi her ikisini de almış olsa bile o bize ilk etapta yapmacık gelen sevimli diliyle öğretilmiş kimlikler üzerinden bir din dili oluşturmaya çalışıyor. Hayatın üstünde hayata seslenen bir din dili bunu didaktik, ütopik sayılabilecek isimler üzerinden yaptırımsal olarak tekrar insanlara öğretmeye çalışır. Nasıl bir dindar olacaklarını. Didaktik, aynı zamanda otoriter bir din dilidir bu din dili. Çamaşır makinesini tamir eden tamirciye kabinomuzun kutsal bir iş yaptığını hatırlatması, hayatta var olan her şeyin kutsalla ilişkisini kurabilmesi açısından çok önemli bir göstergeydi. Hayattaki her şeyi değersizleştirerek dini daha değerli kılacağını sanan saf din dili aileyi de kendine rakip görüyor. Onu din diline zarar verebilecek bir unsur olarak kabul ediyor. Saf din dili kendi iktidar alanına insana dair hiçbir şeyi sokmayarak egemenliğini devam ettirmek istiyor. Bu din algısı yüksek korku motivasyonuyla ancak kendi egemenliğini koruyabilir. Korku merkezlidir çünkü eğer iktidarınız otoriteryen bir iktidarsa iktidarınızı koruyabilmek için ya sizden korkuyla ya da başka bir şeyden korkuyla egemenliğinizi devam ettirme imkanınız vardır. Ve yaşamaktan, dünyadan ve nasibinden vazgeçersen Tanrı seni çok sever ve yaşamıyor gibi yapmış olmakla Tanrı'ya yakınlık arasında bir züht ilişkisi kuruyor. Bu kadar şekilci ve somut bir din dilinin irrasyonel yani züht din anlayışının uçlarda dolaşması bizi şaşırtmadı. Yani bu kadar somut bir din dilinin irrasyonel bir mistizme ve zühte tekabül etmesi, rüyasında meleğin hayatla arasındaki engel olması imge olarak çok önemliydi benim için. İslam literatüründe meleğin bizim hayatla kurduğumuz ilişkideki tanrısal ara boşluğu dolduran unsur olmasıyla çelişiyor tabii bu melek imgesi. Tanrı, aşkın sevginin koruyucusu Camino'muza göre mektup Tanrı'ya emanet. Çünkü bu tür bir sevgiyi Tanrı korur ümidini besliyor Camino. Baba ile kızın arasına anne diğer büyük ablada olduğu gibi girici unsur. Annenin babanın dindarlığının zayıflığına dair kanaatini biz teyzede de gördük. Kimi seçeceğine karar ver diyor. Ya Tanrı'yı dediği anda Tanrı'nın karşısına koyduğunuz her şeyi kaybetmiştir. Ya Tanrı bizden ya ve ya da diye bir seçim istemiyorsa, ya hem ve hem de dememizi istiyorsa veya Tanrı hem hem de de değil, ne o ne o dememizi istiyorsa, iki seçenekli bir dünya algısının idrak seviyesi olarak düşük bir idrak seviyesi olduğunu kabul etmeliyiz. Ya ve ya da kefenin bir tarafına koyduğunuz dinin karşısında her şey kısa sürede değerini yitirecektir ama hiçbir gerçek uzun süre yanılsamaya mahkum edilemez. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Saf din algısının kapalı çerçevede ve fanus algısıyla topluluk olma biçimi vardır aynı zamanda ve biz bu kapalı devre dünyada artık o topluluk içerisinde bir sosyal sermaye de olduğunu görmemiz gerekiyor. Sizin dindarlığınızın niyeti bu topluluk içerisindeki dindarlığınızın size meydana getirdiği imkanlarla veya statüyle artık niyetinizin zedelenmesiyle karşı karşıyasınızdır. Kapalı devre durum aynı zamanda da niyet bozucu bir durumdur. Birçok kere gerçekten eski ablasını isteyen Camino ile karşı karşıya kaldık. Camino ablasını istiyor. Ablalık, babalık ve annelik bunlar din üstü olgulardır ve din bunlara karşı hissettiğimiz olguyla mücadele etmez aslında. Fakat bunlarla mücadele ettiğinde fıtrat ablayı ister, babayı ister, anneyi ister. Doğal olanla, fıtri olanla, hayatın özüyle mücadele eden bir din uzun solukta kaybetmeye mahkum kalacaktır. Anne, kapalı din algısının manastır kelimesinin meydana getirdiği hafızadaki korkutuculuğunu ortadan kaldırabilmek için ablanın bir manastıra kapatılmadığını fakat bir kursa verildiğini söyledi. Bu da din dilinin uyanırken yani manastır konusunda kafalardaki soru işaretini kabul ederken aynı zamanda daha derin uyumasına sebep olan bir dil oyunu adeta. Ameliyathane yalıtılmış bir alan olarak
hayattan kopukluk olarak çok hayatın dışında bir alan, steril bir alan. Saf din algısı da steril din algısıdır. Dünya ile yüzleşmemiş din algısıdır. Ameliyathane böyle bir ortamken ameliyat eden doktorun orada Camino'muzla diyalog kurarken erkek arkadaşın var mı diye sorarak acıyı ve endişeyi ve korkuyu azaltan hayatsal bir dokunuşuyla karşı karşıyayız. Demek ki yaratılmış alana rağmen insan varsa orada hayattan, doğal olandan bir ümit var demektir. Yeryüzüne düşmüş olmanın acı yüzleşmesini bu dozajda yaşamaktan rüyaya kaçarak hayatın eğlencesine koştu Camino. Camino'muza rehberlik eden ve onu kaçıran, ona hayat hakkı tanıyan küçük faremizdi. Ve rüyada hayattan, zorluklardan, güzelliğe kaçan bir Camino'yla karşı karşıyayız. Kaçarken babasına kaçması, rüyanın içerisinde kızlarının mutluluğuyla mutlu olan bir baba figürü bizim için çok önemliydi. Bir babanın fıtri olarak mutlu olabilmesinin evlatlarının mutluluğuyla ilişkisinin kurulması benim için çok etkileyiciydi. Fakat rüyada anne yaklaşınca rüyanın bozulması, babaya sığınma, hayatın kararması, renklerin gitmesi, hayatı içine çeken bir girdaba dönüşmesi ilginç bir metaforik anlatımdı. Babası kızına içine sırlarını koyabileceği, özelini ve mahremini saklayabileceği bir müzik kutusu hediye etti. Bu demektir ki baba kendisinden bağımsız bir mahremiyeti ve alanı olacağını kabul ediyor kızının. İşte o tahakküm etmeden, dogmatik olmadan bir ilişki kurmanın en belirgin göstergesi sensiz bir mahremiyeti olacağını da kabul etmek. Tanrılaşmış insanlar size kendisiz hiçbir alan bırakmamaya çalışırlar. Bunu en kolay da din diliyle yapabilir insan. Ve en kötü haberi annesi veriyor. En acımasız ve net bir şekilde içinde merhametten iz bulunmayan bir cümleyle sen kötürüm oldun diyor. Gördüğü kabuslar din dilinin çocuk ruhundaki yansımalarını bize gösteriyor. Biz merdiven altı kurslarda saf din algısıyla yalıtılmış hayatlar yaşayan ve hayatın kendisiyle karşılaşınca çok problem yaşayan, hatta psikolojik destek almak zorunda kalanlarla çok tanışıyoruz. Bu bize hiç yabancı bir görüntü değil. Babanın temsil ettiği şey din dilinin karşısında çok pasif kaldı. Trajedinin en belirgin cümlesiyle karşı karşıyayız artık inanmıyorum dedi Camino. Acının şiddeti, çaresizliği ve ümitsizliği inancını kaybetmek üzereyken inancı tekrar aşka inanarak, insana inanarak yeniden oluşturabilmek için gene bir rüyanın devreye girdiğini görüyoruz. İnsana inanarak Tanrı'ya inanmak arasındaki bu geçiş çok etkileyiciydi ve inanmaya başlamak insana inancını tazelemekle oluyor, insana inanmakla başlıyor. O yüzden Camino'nun inancının tümevarımsal bir inanç, yani hayatın içinden insan ilişkileriyle beslenen bir inanç türü olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada dinin tümden gelimsel o didaktik normatif diliyle, tanrısal bütün gücün diliyle hayatın içerisinden beslenen ve Tanrı'nın yarattıkları üzerinden Tanrı ile ilişki kuran din dilinin karşılaştığını görüyoruz. Yalıtılmış alanlarda kapalı din algısının kapıları hem içeriden hem de dışarıdan kilitleyerek, kapılar üstüne kapılar kapatarak namuslarını ve iffetlerini korumaya çalışan dindarlar oluşturuyor. Aslında bu din dili insana güvenmeye ve inanmaya asla izin vermeyen bir din dili. Din dili acıyla yüzleşmeye de engel oluyor. Onu tevil ederek acıyla yüzleşmenin önüne geçiyor ama Camino'muzun canı yanıyor. İşte o canı yandığıyla bir hemşire üzerinden canının yandığı gerçeğini birinin kabul etmiş olması aslında acının bir nevi hafiflemesi demek. Fakat acıyı tevil etmek aynı zamanda o acının müsebbibi olan Tanrı'yı da korumak demek. Çocuk İsa'dan Peygamber İsa'ya sık sık geçişler oluyor. İnsanı sevmekle Tanrı'yı sevmek arasında hiçbir fark gözetmeyen bir din dili bize Camino üzerinden anlatılıyor. Kararlar hep belli. Saf din algısının dindarında Tanrı adına
Karar verici konum Tanrı'ya inanmasının derecesi olarak kendisine bahşedilmiştir ve o kararı önceden verme hakkına sahiptir. Bunun daha belirgin olanını kardeşinin son nefesine yetişmeye çalışan ablanın taksiye binmek için kendisinden daha üst level dindarlıkta olduğuna inananından taksiye binmek için onay almaya çabalamasında görmüştük. Babasına, baba senin hakkında konuşmadı, baba Tanrı hakkında konuştu diyor. Camino babası hakkında konuşmak yerine Tanrı baba hakkında konuşmayı anlayamıyor ve buna üzülüyor. Baba hakkında konuşmak, evlat hakkında konuşmak neden dindarlığın dairesi içerisinde olmasın ki? Camino senle ilgili konuşmak, Tanrı ile ilgili konuşmak değil mi diye soruyor adeta. Hayatla yüzleşmenin acısındansa yapay acılar üretiyor bu din dili. Hayatla arasına kapılar koyan, kapıları üst üste kilitleyen ve günahsızlık üzerinden bir saf din algısıyla bir dindarlık üreten bu din dili ayağına 3 tane çakıl taşı koyarak tekrar yeniden yapmacık acılar üreterek acıyla kendi seçimi üzerinden yüzleşiyor. Aynı şirk dilinde olduğu gibi şirk dili nasıl kurgusal insan ürünü bir hayat üretir, bir yaşam alanı üretir ve o yaşam alanı ona içinden çıkılamaz ve kendi eliyle meydana getirdiği put olur, yani mekanizma olduğu gibi bu defa da dindar kendi kurgusal din dilinin meydana getirmiş olduğu din mekanizması içerisinde yapay acılar üretiyor. Din dili bu trajediyi kendi hanesine yazabilmek için çalışmalara başlıyor. Bu demek ki Azize ilan edilmeden önceki süreci tekrar yapay bir dille kurgusal kılmak için adımlar atıyor. Ve acı, ve isyan, ve kız, ve babası, ve trajedi, ve dünyaya düşmüşlük. Camino, Tanrı ile arasının bozulduğuna inandığı bu isyana karşı yeniden çok muhteşem bir cümleyle Tanrı kulunun ne demek istediğini anlar diyor. Ancak hayatın içerisinden üretilen bir Tanrı algısıyla söylenebilir. Kızına getirmiş olduğu çiçeklerin ondan daha layık olana verilmesiyle hayata dair bütün ipuçlarının odadan silindiği bir hastane odasına tekrar baba bütün geçirdiği farkındalık düzeyiyle bu defa Tanrı'nın alanından çiçek alarak kızına götürecektir. Dujane Hoca bunun bir devinim olduğunu söylüyor. Eğer Tanrı mekana, katedrale, camiye, kiliseye, havraya hapsolunursa en nihayetinde onun dışında kalan yaşam alanındaki insanlar Tanrı'dan çalarak kendi hayatlarını inşa etmek zorunda kalacaklardır demişti. Bunu hatırladım bu sahneyi izlerken ve babanın ölümüyle trajedi en üst noktaya çıktı. Artık ümit de yok oldu. Hayatın içerisinden çıkacak olan ümidi temsil ediyordu baba. Babanın ölümüyle de artık ümidin olmadığını söyleyebiliriz. Bu yaşanan acı saf din algısının kendisiyle yüzleşmesi için çok büyük bir imkan olmasına rağmen tekrar bu din dili durumu manipüle ederek, Camino'yu da azize ilan ederek acının ve yüzleşmenin üstünü örttü diyebiliriz. Bunu toplumsal bir çıkarıma çevirdi. Ne garip, aslında yaşanan ne? Fakat algılanan ne? Camino'daki yüksek geçişler yüksek bir idrak seviyesinin ürünü ve işin garibi bunun için sadece hayattan beslendi Camino. İki gerçek birbirine karışıyor ve bu Camino'nun bedeninde ve zihninde ve dilinde oluyor. Duyguları ve hisleri aracılığıyla oluyor bu. Hayatla din iç içe geçiyor. Alkış sahnelerindeki o geçiş, filmin son sahnelerindeki bütün geçişler Camino üzerinden hayatla dinin minnacık bedende birleştiğini gösterdi bize. Ve din dili cennete kabul için onay veriyor. Çünkü zaten görsel dindarlığıyla yeryüzünde bir tanrı, tanrının dili bir kağıt parçasıyla cennet için onay verdi. Ve son sahnelere sürpriz bir durumla baba dahil oldu. Müzikle Camino'nun dünyadaki duyduğu son ses diyebilirim ve hayat uğurladı Camino'yu. Babaya doğru gidişin ölüme geçişle olması aslında ölümle baba hayatı temsil ediyordu. Baba ölümle
hayata doğru gidilen oldu. Babayla buluşmanın bu sembolik ifadesi çok etkileyiciydi. Hayatla ölümün iç içe geçtiğini de gösteriyor bize ve mutluluk, İsa seni seviyor. İnsanı Tanrı'nın sevmesiyle insanın sevmesi arasında bir geçiş bu kadar zarif yapılabilirdi anca. Sevgi ve Tanrı arasında bir geçiş yapılacaksa sevilirken ve severken Tanrı'nın ortaya çıktığına inanmak gerekiyor. Oradaki tek Hristiyan sevgi dilini bu kadar güçlü kullanan Camino'daydı. Tek Hristiyan Camino'ydu diyebilirim. Alkışlarla geçiş sanırım iki dünyayı birbirine bağladı. İyi de rahibin Azize'yi alkışlarla uğurlaması çok ilginçti. Ve ilk defa anneyi çok şiddetli bir acıyla ve anne olarak gözyaşlarıyla izledik. Sanırım bu kadar içten hiç sarılmamıştı Camino'ya. Ölüm apaşikar bir yüzleşme. Ölümde insan kendi duygularının gerçekliğiyle de yüzleşiyor sanırım. Filmin sonunda hikayenin yaşanmış bir olaydan alıntıyla gerçekleştiğine dair bir cümle vardı. Alexi González Barros'a bu kadar büyük acılar yaşayarak bu küçük bedeninde bu dünyadan geçişini sadece rahmetle anmaktan başka elimizden de bir şey gelmiyor. Olayın kendi yaşanmışlığı büyük bir trajedi olduğu için ajitasyon o trajedinin yanında az bile kalıyor diyebilirim. Camino'nun gülümseyen yüzüyle bu trajedi dünya hikayemizin anlamlı bir yönüydü. İzleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.